Bazen yalnızca depresyon olarak bahsedilen majör depresif bozukluk, yaşam boyu süren çaresizlik ve gelecekle ilgili cesaretsiz olma durumudur. Bu hastalığa yakalanan kişilerde düşük öz saygı ve güçlü bir değersizlik hissi vardır. Yapmak zorunda oldukları veya hoşlanmadıkları şeyler şöyle dursun, eskiden yapmaktan hoşlandıkları şeyler için bile enerjileri olmaz. Sosyal açıdan yalnız hissetmeye eğilimlidirler önemli görevlere odaklanmakta ve karar almakta sorun yaşarlar. Bu kötü ruh hali tüm yaşam alanlarını etkiler. Depresyonla birlikte devam eden birkaç fiziksel belirti bulunur. Uyuşukluk yani çok yorgun olma hali bunlardan biridir. Depresyon geçiren kişilerin kilolarında da dalgalanma olur. Ya çok kilo alırlar ya da çok zayıflarlar. Uyuma konusunda da sıkıntı çekebilirler veya çok fazla uyuyabilirler. Fiziksel belirtilerin genelde göz ardı edildiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle Batı kültürlerinde daha çok ruh hali veya duygu durumlarıyla düşünülür. Fakat Doğu kültürlerindeki özellikle his ve duygulardan bahsetmenin uygunsuz görüldüğü bazı kültürler depresyonu vücut belirtileriyle deneyimlerler ve bunların dikkate alınması oldukça önemlidir. Depresyon ve depresif belirtiler, insanların ruh sağlığı hizmetlerine başvurmalarının bir numaralı sebebidir. Bu yüzden bazı insanlar bunu psikolojik bozuklukların nezlesi olarak tanımlar. Bu ifadeyi hem severim hem de sevmem. Sevmemin nedeni bu hastalığın ne kadar yaygın olduğunu anlatması. Dünya genelinde erkeklerin yüzde 13'ünün, Kadınlarınsa yüzde 22'sinin hayatları boyunca en az bir kere depresyon kriterlerini karşıladığı görülmüş. Bir araştırma, üniversitedeki öğrencilerin yüzde 33 gibi yüksek bir kısmının bu rahatsızlığı yaşamış olabileceğini gösteriyor. Bunlar oldukça yüksek rakamlar. O halde bu ifade oldukça uygun. Diğer yandan nezle ifadesi hastalığın ciddiyetini yansıtmıyor. Çünkü depresyon sadece arada bir keyifsiz hissetmek değildir gerektiğinde üzüntü veya keder hissetmek de değildir. Bazen bu tarz hislerin olması hayatın normal bir parçasıdır ve bence bu ifade hastalığın bu kısmını önemsemiyor. Depresyon kayıp veya ayrılık gibi bir olayla tetiklenebilir. Fakat böyle olmak zorunda da değildir. Ayrıca genelde tek başına da görülmez. Aslında depresyon yaşayan insanlar için anksiyete gibi diğer bozuklukların görülmesi oldukça yaygındır. Depresyonu belirtmek için mavi rengi kullanıyordum ama bundan biraz sıkıldım. Hemen değiştireyim. Depresyona sebep olan birkaç tane unsur var ve bunları üç kategoriye ayıracağım. Biyolojik, psikolojik ve sosyokültürel veya çevresel unsurlar. Hepsini buraya yazayım. Her şeyden önce aile ve ikiz araştırmalarından depresyonla ilgili genetik bir bileşenin olduğunu biliyoruz. Ayrıca depresyondaki hastalarda kullanılan fonksiyonel görüntüleme üzerinde yapılan çalışmalar, alın korteksinde etkinleşmenin düştüğünü gösterdi. Hareket üretmede olduğu gibi bunun depresyondaki hastalarda karar verme sorunu ile ilgisi olabilir. Araştırmacılar aynı zamanda beyindeki ödül merkezinde düşük seviyede hareket gözlemlediler. Bu da depresyondaki hastaların bir zamanlar hoşlandıkları şeyden artık neden zevk almadıklarını açıklamamıza yardımcı oluyor. Depresyon, bazı nörotransmitterler ve nörotransmitter sistemleriyle de ilgili olabilir. Nörotransmitterleri kısaltarak buraya NT olarak yazacağım. Araştırma, depresyondaki hastalarda daha az serotonin ve noradrenalin reseptörü olduğunu ileri sürüyor. Bence bu araştırma muhteşem ve oldukça önemli. Ama bir yandan bütün nörolojik çalışmalar gibi bu çalışmada çok zorlayıcı. Bunu söyleyerek biyolojik unsurları fazla basite indirgememiz konusunda sizi uyarmak istiyorum. Bu konuyu size bir örnekle açıklayayım. Belirli bir serotonin iletici genle depresyon arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Bu gen 5HTTLPR olarak bilinir. Bu harf çorbasını hemen yazıyorum. Birçok bulgu bu genin depresyonla ilgisi olduğunu ortaya koydu. Fakat aslında bu gene sahip bireyler stresli bir çevredeyse ancak o zaman depresyon devreye giriyor. Maalesef hikaye burada bitmiyor. Hatta daha karmaşık. Bu genetik özelliğe sahip biri sıcak ve olumlu bir ortama yerleştirilirse depresyon riskinin azaldığı ortaya çıktı. Fakat bu tam olarak henüz anlayamadığımız bir şey ve sebebini bulmaya çalışıyoruz. Bence bu durum bize biyolojik unsurların ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor. Şimdi depresyonu etkileyebilecek psikolojik unsurlarla devam edelim. Bir teori öğrenilmiş çaresizlik konusu üzerinedir. Bu teoriye göre bir kişi devamlı olarak caydırıcı durumlara maruz kalıyorsa ve bunu değiştiremiyor veya kontrol edemiyorsa güçsüz ve çaresiz hissetmeye başlar. Tabii bu da depresyona neden olabiliyor. Yani insanlar aile yaşantısına, zorbalığa veya kontrol edemedikleri başka sebeplere bağlı olarak devamlı strese maruz kalıyorsa çaresizliklerini kontrol edemez hale gelirler. Hatta durumu değiştirmeye çalışmayı bile bırakabilirler. Çünkü durumu tamamen çözümsüz olarak algılarlar. İşte bu depresyonla ilgili davranışsal bir teori. Bilişsel teoriler de vardır. Bu tarz teoriler, bazı düşünce ve inançların tekrarla birlikte depresyonu tetikleyebileceğini söylerler. Herkesin aklına ara sıra olumsuz düşünceler gelir. Genellikle bu düşüncelerden zamanla uzaklaşabiliriz ve düşündüklerimizin tamamen mantıklı olmadığını fark edebiliriz. Fakat bazen insanlar bu düşünce kalıplarına kısılır kalırlar ve olumsuz düşünce, hareket ve deneyimlerin fazla üzerinde dururlar. Bunların üzerine uzun uzun düşünüp zihinlerinde tekrar tekrar evirip çevirdiklerinde bu tarz bilişsel bozuklukların insanları depresyona yönlendirmesi muhtemeldir. Depresyonla ilgili bir diğer bilişsel teori yükleme yani açıklayıcı tarzdaki kavrama odaklıdır. Günlük yaşantımızda doğal olarak etrafımızda olup biteni anlamaya ve açıklamaya çalışırız. Bunu yaparken de olayları iç veya dış sebeplere bağlarız. Yani benim yaptığım bir şey mi veya tamamen benim kontrolüm dışındaki bir şeyden mi dolayı oldu? Çalışmadığım için mi sınavdan kötü not aldım? Bu iç sebebe örnekti. Ya da öğretmen gerçekten adil olmayan bir sınav yaptığı için mi kötü aldım? Bu da dış sebebe örnekti. Depresyonda olan insanlar olumsuz deneyimlerini iç sebeplere yüklemeye eğilimlidirler. Mesela bir arkadaşları aramadığında veya mesaja cevap vermediğinde kendilerini itici veya sevimsiz bulduklarını düşünürler. Aileleriyle sinemada olabileceklerini veya telefonlarının kapalı olabileceğini düşünmezler. Buna ek olarak olumsuz deneyimleri sabit olarak görmeye eğilimlidirler. Yani bu tarz olayların gelecekte de devam edeceğini düşünürler. Aynı zamanda bu yaşadıklarının evrensel olduğunu varsayarlar. Yani bir arkadaşlarının geri aramaması bir şekilde diğer bütün arkadaşlarının onu sevmediğinin göstergesi olduğunu farz ederler. Bütün bu iç, sabit ve evrensel yüklemeler karamsar bir yükleme modeli oluşturur ve bazı insanları özellikle depresyona karşı korumasız kılabilir. Depresyonla ilgili birçok psikolojik teori vardır. Baş etme tarzı veya öz saygı bunlara örnektir. Ama bunların depresyonun sebebi mi Yoksa sonucu mu olduğunu anlamak cidden zordur. Yani karamsar yükleme modeli depresyona mı sürükler yoksa depresyonda olan insanlar mı buna eğilimlidir? Bu her zaman net değildir. Çevresel ve sosyokültürel unsurların da depresyon üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Depresyonda bir arkadaşın, partnerin veya oda arkadaşının olması etrafındaki kişilerin de depresyona girme olasılığını artırır. Sebebini tam olarak bilmesek de bazı araştırmacılar ortak düşünmeyle bir ilgisi olabileceğini ileri sürüyorlar. Çünkü arkadaşlar sorunlardan ve olumsuz olaylardan birbirlerine bahsederler. Nasıl çözeceklerini konuşmak yerine olumsuz duygular üzerine yoğunlaşırlar. Gelecekteki sorunların ve olayların üzerinde dururlar. Bir seviyeye kadar bu normaldir. Yakın arkadaşların birbirlerinin olumsuz düşüncelerini üstlenmesi oldukça doğaldır. Yakın birini kaybedince üzülmek veya sevgilisi tarafından terk edilince kızgın olmak gibi duygular normaldir. Bunlar sadece doğal empati sonucudur. Arkadaşımız üzgünken onu teselli etmemizi sağlayan bu empati duygusu depresyonun yayılma sebebi de olabilir. Ayrıca özellikle fakir kesimde yaşayan, işinde kalmak için mücadele eden veya işini yeni kaybetmiş olan Sosyoekonomik statüsü düşük insanlarda depresyon görülme olasılığı yüksektir. Başka çevresel unsurlar da vardır. Sosyal izolasyon, çocuk istismarı, hatta ön yargı depresyon sebeplerinden sayılabilir. Örneğin ön yargıyı ele alalım. Eşcinsellik konusunda olumsuz düşünceler barındıran bir evde yaşayan ve büyüdüğünde aynı cinse ilgi duyan bir kişi bu ön yargıyı yıllar boyu duyduktan sonra içselleştirebilir. Bu da kişiyi depresyona sürükleyebilir. Pekala, şimdi küçük bir özet geçelim. Biyolojik, psikolojik ve sosyokültürel unsurlar olduğunu söylemiştik. Bütün bu söylenenleri bir araya toplarsak, biyopsikososyal depresyon modelini elde ederiz. Bu teori, bütün saydığımız unsurların bir rolü olduğunu kabul eder. Yani bazı insanlar duruma genetik açıdan eğilimlidir. Fakat sadece tetikleyici bir ortamda veya belirli düşünme modelleri geliştirirsek depresyon ortaya çıkar. Unutmayın, ne olursa olsun yalnız değilsiniz. Eğer bu bahsettiğimiz duyguları ve belirtileri siz de yaşıyorsanız, lütfen bir doktora danışın ve yardım isteyin.